ifade etmek istiyorum. Ayrıca, Yeşilyurt Belediyesi'nin kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği yeni anayasa ve başkanlık sistemi konferansına konuşmacı olarak katılan avukat Halit Çokan, kısmi değişiklikler için değil köklü bir sistem değişimi için yeni anayasa yapılması gerektiğini, çift başlı yönetim anlayışından bir an önce başkanlık sistemine geçilmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi. Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, yargı mensupları ve vatandaşlar katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Maalesef biz 1982 anayasasıyla yönetiliyoruz. Bu büyük bir ayıptır." diye konuştu. "Maalesef biz 82 anayasasıyla yönetilen bir ülkeyiz. Aslında bir ayıp olarak hepimize yeter artar bile. Askeri ihtilaldan sonra Türkiye'de bütün sistem durdurulmuş. Anayasa rafa kaldırılmış. Meclis feshedilmiş, hükümet alaşağı edilmiş, 2 yıl askeri yönetim yönetmiş ki dönemin ABD başkanına bir toplantı esnasında gidiyorlar. Türkiye'de bizim çocuklar diyor, görevlerini yerine getirdiler diyor. Bu bizim açımızdan çok acı bir durum. Böyle bir kadro gelmiş, anayasa hazırlamış. Ve 82'de bu işte referanduma sunulmuş. Şu gün bu ülkede darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Öyle bir anayasa ki her gelen bir delik açmış. Yamalı bohça durumuna düşmüş. O yüzden bu ülke yeni anayasayı çoktandır yapmış olmamız lazım. Sivil olan, demokratik olan, hak ve özgürlüklerin en üst derecede olduğu, bu insanın, bu milletin hak ettiği, fazlasıyla hak ettiği bir anayasayı mutlaka oluşturmamız gerekiyor. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise ülke gündeminin en sıcak konularından yeni anayasa ve başkanlık sistemi konusunda düzenlenen konferanstan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a ve böylesine önemli bir konuda hassasiyet gösterip şehir şehir dolaşarak bilgilerini vatandaşlarla paylaşan avukat Halit Çokan'a teşekkürlerini sundu. Avukat Halit Çokan'ın 3 ana başlık altında gerçekleştirdiği sunum yaklaşık 2 saat sürdü. Bir ülkeye yakışmadığını hepimiz biliyoruz. Ayrıca bu anayasa toplumsal uzlaşma neticesinde, belirli bir konsensüs neticesinde kabul edilmiş bir anayasa değildir. Ve bu anayasa bir sürü soruna kaynaklık teşkil etmektedir. Onun için bu anayasanın değiştirilmemesi durumunda bizim demokrasi bakımından bugüne kazanımları sürdürmemiz mümkün değil. Çünkü şu an fiili bir durumla yönetiliyoruz. Her bakımdan içinde sorunlar barındıran bu anayasayı zaman zaman görmezden gelerek memleketi yönetmeye çalışıyoruz. Bunun da ne anlama geldiği hepimizin malum yaşadığımız sorunlar. Aslında biz anayasa ve başkanlık sistemi bağlamında konuştuğumuz şey Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesi. Demokratik siyaseti dışlayan ve vesayet odaklarını memlekette söz sahibi yapmaya çalışan ancak görünüşte bir takım demokratik enstrümanlarla bu vesayet sistemini karartmaya çalışan, kapatmaya çalışan bir sistemle yönetiliyoruz. Bunun neticesinde şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Bir devlet-millet yabancılaşması söz konusu oldu. Devletle millet birbirine yabancı hale geldi. İki, demokrasi bakımından bir sürü açığımız, siyasi bakımından da bir sürü açığımız söz konusu oldu. Ekonomik bakımdan geri kalmışlığımız söz konusu oldu ve güvenlik bakımından da dışa bağımlılığımız söz konusu oldu. Bunun bertaraf edilmesi için bu siyasetin merkezine yerleşmiş, millete yabancı
vesayet odaklarının bertaraf edilmesi lazım. Ve demokratik anlayışı siyasetin merkezine koyarak, siyasetin toplumun merkezini esas alarak politik süreci yürütmesini sağlamamız gerekiyor. Ve yine bu sistemin oluşturduğu sıkıntılardan kaynaklanan karşımızda garabet dolu bir rejim söz konusu. Parlamenter sistem deseniz değil. Başbakanlık sistemi deseniz değil. Cumhurbaşkanlığı sistemi deseniz değil. Yarı başkanlık deseniz değil. Başkanlık deseniz hiç değil. Bu hele son yıllardaki özellikle halkın iradesinin yavaş yavaş sisteme yerleşmeye başlamasıyla birlikte vesayet odaklarıyla demokratik odakların bilek güreşi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığının çokça yetkilerinin zaten vardı arttırılması ve bunun halkın seçmesi suretiyle o makama gelmesi ortada parlamenter sistemin başkanlık sistemi. Ve çift başlı. Cumhurbaşkanı mı, başbakan mı? Yani hükümet kriz üretmeye müsait bir sistemle karşı karşıyayız. Çok teşekkür ederim. Tamam mı?